Evet sevgili izleyiciler, hepinize yeniden merhaba diyorum. Ben Bülent Karagöz ve memleket gibi diyerek memleketimizin hallerini, ahvalini yorumlamaya ve memleket gibi olan insanlarımızla bir araya gelip memleketi konuşmaya devam ediyoruz. Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ve hayatın her alanında olan kadınlar gibi bir kadın arkadaşımız var. Aynı zamanda da milletvekili adayı, çok da belli etmeyelim diyoruz ama sonuçta milletvekili adayı ve iyi bir kadın arkadaşımız Hülya Yolcubal ile birlikteyiz. Merhaba, hoş geldin. Merhaba, merhaba tekrardan sevgili Bülent. Teşekkür ederim. Nasılsın, iyi misin? Adettendir iyiyiz demek. Evet. İyi olma mücadelesini vermeye devam ediyoruz. Evet, biz de hep memleket gibiyiz diyoruz ve hakikaten de memleket gibiyiz. Memleketin hali, ahvali ortada. Zaten sen de bir siyasetçisin, aynı zamanda siyaset yapıyorsun. Evet. Ve memleketin bu halini, ahvalini düzeltmeye aday bir siyasetçisin. O nedenle umarım başarırsın diyorum. Hep beraber başaracağız. Evet, bugün Dünya Emekçi Kadınlar Günü. 8 Mart. 1857'ye kadar uzanan bir tarihi var. 120 tane kadının polis tarafından 129. bir grevde katledilmesinden sonra gelişen olaylar ve sosyalist kadınlarla birlikte büyüyen bir olay aslında. Evet. Hep de sosyalistler, bu hak hukuk meselesini savunan sosyalistler olmasına rağmen, onlar olmasaydı ne olur bilemiyorum ama, hayvanları savunan sosyalistler, kadınları savunan sosyalistler, işçiyi savunan savunan sosyalistler ama işkence tezgahlarında can verenler de sosyalistler oluyor. 8 Mart ve özellikle seni çağırdık, tabii davet ettik. 8 Mart hakkındaki düşüncelerini alalım önce. Ondan sonra da Türkiye'de kadını biraz konuşalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde, senin de mensup olduğun partide kadını biraz konuşalım. Şimdi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün varoluş, tarihe geçiş dönemi 1800'lü yıllara dayanıyor ama kadın varoluşundan itibaren de emek var. Kadın hayata kız çocuğuyken başladığında eğitim hayatından önce emekçi hayatına başlıyor. Çünkü bir ailede kız çocuğuysanız mutlaka bir şekilde o evin hizmet sektöründe, evin temizlik sektöründe, çocuk bakımı sektöründe bir kere görevlendiriliyorsunuz. Evet. Artık daha bilinçli anneler, daha bilinçli ebeveynler bu konuda erkek çocukları da katmaya başladılar ama özellikle daha ataerkil yapılarda, daha kalabalık ailelerde kız çocukları ne yazık ki bu konuda hep bir yardımcı eleman, bir personel görevi gibi oluyor ve ciddi anlamda da eğitim hayatlarından önce emekçi hayatlarına başlıyor çocuklar. Şimdi emek, bir kere kadının varoluşuyla birlikte doğasında emeği, mayasında devrim vardır derim ben. Çünkü kadın hep devinimdedir, hep değişimdedir. İşte doğar, ailesinde bir değişime uğrar, eğitimde değişime uğrar, evlenir bir değişime uğrar, anne olur bir değişime uğrar, anneanne babaanne olur bir değişime uğrar. Erkeklerden çok daha fazla devinim geçiren bir varlıktır. O yüzden de hep söylüyorum, yani doğasında emek, mayasında devrim vardır kadının. Peki bu emeği ve devrimi vücudunda barındıran bir kadının hakkı ne kadar savunuluyor? Tabii ki savunulmuyor. İşte iş hayatında savunulmuyor, eğitim hayatında savunulmuyor, aile hayatında savunulmuyor, sosyal yaşantısında savunulmuyor. Yoksa biz bugün meydanlarda, basında sesimizin sonuna kadar, çıkabildiği kadar haklarımızı istiyoruz talebinin de aslında en net sebebi budur. Verilmeyen bir şeyin isteğindeyizdir. Zaten haklar verilmez, alınır ama şöyle de bir şey var. Hani insan iki ayağın üzerine durmaya başladığı zamandan bu yana, evet, kadın bence o dönemlerden ta orta çağa kadar kadın daha hayatın her alanında eşit olarak vardı. Evet. Yani Anadolu'da mesela Tanrıça Kibele, kadınlar kutsallaştırılmıştır, kadınlar tanrısallaştırılmıştır ve hayatı doğuran varlıklar olarak görülmüştür. Doğru. Ancak öyle bir yerden sonra kadın ikinci plana atılmış, kadın cariye olmuş, kadın köle olmuş, kadın sadece zevk aracı olmuş ve kadın çocuk doğurmakla görevli bir hale gelmiş. Doğru. Bu da köleleşmenin bir başka şekli aslında. Yani köleleştirilmiş aslında kadın. Yüzyıllarca bu böyle gelmiş gidiyor ve bugün işte kadınlar halen
hak mücadelesindeyseler bu doğaya aykırı bir şey bana göre. Çünkü doğada yaratan, yaratıcı olan, olabilen kadın kardeşim, evet. Yani bu kadının hak araması ne demek, ben buna çok bunu çok garip buluyorum. Kadın her şeyi yaratan oyken kendisi hak arıyor. Doğru, tuhaf bir durum değil mi yani? Varken yani evet. Dişil varlık olarak zaten var. Şimdi iş hayatından bahsedelim biraz, mesela sektörel olarak bahsedelim. Şimdi cinsiyet ayrımcılığını yaşıyoruz. Psikolojik baskıyı yaşıyoruz. İşte bir türlü niyeyse yıkadıkça geçmeyen, elimize yapışan bir hamur tabiri var. Elinin hamuruyla diye gidiyoruz. Bir erkek egomanyasını yaşıyoruz. Amir tacizini yaşıyoruz. Doğum ve emzirme izni yasal hak olmasına rağmen bunu talep ederken sıkıntı yaşıyoruz. Evet. Bir de şöyle bir şey var. Erkek personel arıyoruz cümlesi. Şimdi bunlar sadece Türkiye'de değil, dünyanın geneline de baktığınız zaman iş hayatını zorlayan süreçlerdir. Oysa biz kadınlar her alanda çalışabilen varlıklarızdır. Kendimden örnek vereyim. Ben 2 yıl Azerbaycan'da çalıştım. Dünyanın en büyük içme suyu projesiydi. Ve Bakü'ye 450 kilometre uzaklıkta Oğuz Gabala diye bir bölgede, bir köyde, Azerbaycan'ın diliyle bir reyonda. Kaç yaşındaydın Hülya o zaman? Kaç yaşındaydım? O zaman yaşım çıkıyor. Ya okulu falan yeni bitirmiştim. 27-28 yaşlarındaydım. Ya gencecik bir neredeyse. Evet, üniversiteyi bitirmişiz, süreci geçirmişiz. Böyle tam gençlik süreçlerimizin dönemlerinde şantiyede yaşıyordum. Benim de bir konteynerim vardı. 200 erkeğin tek kadın personeliydim. Al yazmalım, Selvi Boylum'da olduğu gibi. Orada ya hizmet sektöründe gelen kadın arkadaşlarımız vardı. Sabah 7'den akşam 5'e kadar çalışan. Ama ben sondaj kuyularında birebir bir erkek personelin harcadığı bütün fiziksel süreçleri harcarken aynı zamanda bir de o sondaj kuyularının sorumluluğunu da alıyorsunuz üzerinize. Çünkü başımızda Dünya Bankası tarafından yürütülen bir projede bir Alman denetleme firması vardı ki biliyorsun Almanlar hani bu konuda çok disiplinli, evet. Süreci çok takip eden. O süreçler içerisinde ben hem personelimle hem denetleme kurumuyla hem Azerbaycan hükümetinin yönlendirdiği Azersuyun yetkilileriyle 2 yıl gerçekten doya doya güzel bir süreç geçirdik. Evet. Taşeron mühendisi olarak gitmiştim. 3. ayın sonrasında firma mühendisi oldum. Sonra saha şefi oldum. Ve teknik ofislikten sonra evlilik nedeniyle Türkiye'ye döndüm. Şimdi baktığın zaman o kadar hoşuma giderdi ki benim orada gördüğüm saygı. Ciddi evet. Anlamda çünkü emeğinizi görüyorlardı ve sizi küçümsemiyorlardı. Böyle yağmur yağardı, böyle konu çok dağılacak ama şeyi söylemek istiyorum. Sondaj kuyusunda viskozite çok önemlidir. Yağmur yağdığı zaman sıvılaşma oranı artarsa kuyu patlar diye biz 50 tonluk barit çuvalların üstüne gider, kol gücüyle kürekle barit atardık ve bunları yapanlardan biriydi. Evet. Şimdi Türkiye'ye dönüyorsunuz, Türkiye şartlarına dönüyorsunuz, iş arıyorum. Şantiye işi, diyorlar ki kadınsın. Arkadaş aynı kadın, Azerbaycan'da kadın değil miydi? Evet. Bunu sadece ben yaşamıyorum, bunu birçok teknik arkadaşım yaşıyor. Şimdi bugün bir iş başvurusunda bulunuyor bir genç arkadaşımız. İlk sorulan soru, tamam işte eğitimin, referansların, deneyimlerin, evlilik düşünüyor musun? Evliysen bebek düşünüyor musun? Şimdi bir kadın evlilik aşamasında da bebek beklerken de bebeğine bakarken de aynı performansı, aynı çalışma atmosferini yaşayacak ve yaşatacak güçlüdür zaten. Ama biz ön yargılarımızdan kopamıyoruz. Oysa ki bir erkeğin verdiği tüm verimi bir kadın da çok rahat verebiliyor. Ya o muhakkak, pek çok işi kadınlar yani fiziksel olarak yapamaz dediğiniz pek çok işi bile kadınlar yapıyoruz. Yapabiliyorlar. Yani kadın sonuçta o da insan. Evet. Hani Neşet Ertaş diyor ya, kadın insandır. Erkek insan oludur. Yani bu kadar basit be, evet. Kardeşim. Evet. Gerçekten öyle. Umarız devrimci ve direngen kadınlarla, devrimci ve direngen insanlarla 21. yüzyılda yapılacak olan devrimlerle bundan sonra kadın da erkek de şuydu buydu değil. Değil. Yani İnsan. Toptan bir mücadelenin zaferle sonuçlanmasını inan yürekten diliyorum.